Ürünleri şöyle alıyoruz. Kooperatifimizin ortaklarından ürünleri biz gidip seralarında kontrol ettikten sonra alımını yapıyoruz. Eğer serada bir kamyon yükü hamaliyesi yüklenecek kadar ürün varsa direkt seradan gönderiyoruz. Ondan sonra eğer yoksa küçük bazlı bir kamyonet bazlı 1 ton, 500 kilo, 2 ton gibi ürünleri varsa anlaşmış olduğumuz paketleme tesislerine, hallere getiriyoruz. Burada ürünleri topluyoruz. Eğer ayrıştırması gerekiyorsa, ambalajlanması gerekiyorsa, içinin çürüğüydü, çarıydı, ufağı büyüğü, kızarmamışı, ayrılması gerekiyorsa bunları burada paketliyoruz. Daha önce ebatlarını belirlediğimiz kasalara koyuyoruz. Her bir ürünlerimizi kasalandıktan sonra, paletlendikten sonra ziraat mühendisimiz geliyor. Ürünlerin doğru olup olmadığını, sağlıklı bir şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını tekrar kontrol ettikten sonra tırlara yükleniyor ve tanzim satış noktasına gidiyor. Efendim, siz direkt üreticiyle de karşılaşıyorsunuz. Üreticinin tanzim çadırları konusundaki fikirleri nelerdir? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim esas temelimiz kooperatifler olarak, tarım kredi kooperatifi olarak kaynağımız üretici. Yani biz üreticimize hizmet ediyoruz. Asıl böyle olunca üreticimizin fiyatına falan müdahale etmiyoruz. Yani üreticimizin haldeki tahta fiyatları kaç liraysa ürünü ondan alıyoruz. Yani tanzim satış fiyatı falan ona göre şu fiyattan alırız, bu şu fiyattan satarız diye bir şey yok. Oluşan fiyat neyse alıyoruz. Operasyon maliyeti dediğimiz bir kasanın, bir paletin, içinin ambalajı, jilatini, kağıt masrafı neyse nakliyesi ve sigorta masraflarını, nakliye sigorta masraflarını koyaraktan oluşturduğumuz maliyeti belediyelere fatura ediyoruz, onlar da satışını yapıyor. Bu fiyatlar oluşurken yani biz oturduk Tarım Bakanlığı genel müdürlerimizle, TİGEM'in, Toprak Mahsullerin, Bitkisel Üretim Genel Müdürü ile, Hazine Bakanımızın bürokratlarıyla, belediye yetkileriyle bu masrafları tek tek hesap ettik. Yani üreticimizin bir kilo domatesi kaç liraya mal ettiğini de hesap ettik. Gerek üretim bandındaki maliyetlerimiz, gerekse makul tüketicinin kabul edebileceği fiyatları, maliyetleri belirleyerekten belirlendi. Yani ezbere 3 lira olsun, 6 lira olsun, işte 8 lira olsun gibi değil. 1 kilo domatesin seradan kaç liraya mal olduğunu hep verileri bizde var. Yani bunu da üreticimizle belirledik. Toplantılar gerçekleştirdik. Ondan sonra ne masraf yapıyoruz? Yani bir kasa kaç lira? Bir palet kaç lira? Başka ne masraf yapıyoruz? İşçilik masrafları, öngörülen, öngörülmeyen, A'dan Z'ye bütün masrafları, operasyon masraflarını göz önüne aldık. Birer masraflar belirledik. Ondan sonra fiyat belirlendi. Yani satış fiyatlarını da belirlerken ürünü bir günlük için değil, yani ilk çıktığımızdaki fiyatıyla bugünkü fiyatları bizim öngördüğümüz, geçmiş yılların istatistiklerini falan hepsine baktık. Ürün ne zaman pahalanıyor, ne zaman ucuzlanıyor. 2,5 aylık öngördüğümüz bu tanzim satış olayındaki toplam maliyetlerini göz önüne alaraktan biz fiyat belirledik. Yani ürün bir günlük fiyatı değil, bugünkü fiyatıyla son noktadaki fiyatını kaç liraya alabiliriz, kaç liraya mal edebiliriz hesapladık. 3 lira gibi bir satış rakamı çıktı. Yani ürünün de bugünkü aldığımız, mesela örnek vereyim ben size bir. Bugün haldeki ürünün tahta fiyatı 2,5 ve 3 lira aralığında. Bu ne demek? 2,5 lira yurt içi piyasasına sevk edilen ürün domatesin fiyatı, 3 lira ise yurt dışına giden domatesin fiyatı. 2,5 liralık fiyatın üzerine biz 1 kilo domates için kaç lira kasa parası ödüyoruz? Kaç lira palet parası ödüyoruz? Kaç lira nakliye parası ödüyoruz? O operasyon maliyetlerini koyuyoruz. Oluşturulan fiyatı belediyelere, ilgili firmalarına fatura ediyoruz. Burada Tarım Kredi bir kazanç elde edemiyor. Asla. Yani benim yaklaşık 33 tane ziraat mühendisim, 50'ye yakın personelim gece gündüz sabahlara kadar hiçbir çalışıyor, hiçbir ücret, komisyon vesaire koymuyoruz. Yani buradaki maksat bizim Türkiye'nin üretim gücünü ve tüketicinin makul fiyatları kabulünü ispatlamaktı. Kısa bir sürede, yani biz buna cuma günü başladık, toplantılar bitti, cumartesi günü ürün alımına çıktık, pazartesi günü Ankara ve İstanbul'daki tanzim satış manzaralarının
reyonlarına ürün gelecek şekilde ürünü sevk ettik. Yani hiçbir de aksaklık olmadı. Hatta sizin huzurunuzda da bu çalışanların, bütün tarım kredi personeli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yani çok duygusal şeyler de oluyor. Nasıl oluyor? Mesela akşam bana personelim mesaj atıyor. Müdürüm 27. arabayı, tırı gönderdik. Saat 3. Yani bu gönüllülükle olur. Yani özveriyle olur. Yani parayla, pulla, efendime söyleyeyim, zorla olmaz yani. Buradan biz de, üreticilerimiz de, çalışanlarımız da çok memnun. Tanzim satıştaki tüketicilerimizi dinliyoruz biz, medyadan takip ediyoruz. Fiyatın 3 liradan inmesi, yani onlar da çok memnun. Yani bu kabul edilebilir bir fiyatta tüketime yansıması, üreticinin bundan zarar görmemesi, tarım kredinin veyahut da aracı kurumların zarar görmemesi bizi mutlu eden noktalar. Yahut Bey, ürün tedariği konusunda bir sıkıntı yaşanabilir mi? Bir de şunu soracağım, hangi ürünleri Antalya'dan biz İstanbul ve Ankara'ya gönderiyoruz? Şimdi öncelikle bizim tedarik ettiğimiz, çalışma sahamızdaki olan Antalya ili sahilindeki ne üretiliyorsa ve bu üretmiş olduğumuz ürünleri tüketicilerimiz çok yüksek fiyatlara tüketme mecburiyetinde kalıyorsa, yani fiyatı yükselen ürünler varsa onları tedarik edip tanzim satışlara gönderiyoruz. Domates, biber, patlıcan, efendime söyleyeyim, ıspanak varsa ıspanak, kabak gibi bu ürünlerimizi bize üreticilerimizden alıyoruz, tanzim satış mağazalarına gönderiyoruz.